Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur. KPS Orta Öğretim adına sizlerle birlikte inkılap tarihinden nokta atışı ÖSYM tarzı sorular çözeceğiz. Gün içerisinde Osmanlı tarihi de gelecek değerli arkadaşlarım. Hiç kuşkunuz olmasın. Şimdi dilerseniz ilk videomuzda hemen başlayalım. İlk sorumuza daha doğrusu. Adana Mersin demiryolu hattının Türkiye tarafından satın alınması Atatürk'ün ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir sorusu sorulmuş. Şimdi değerli arkadaşlar burada biz Adana Mersin demiryolu hattını satın alıyoruz ve bunu millileştiriyoruz. Burada millileştirmek burada Atatürk'ün milliyetçilik ilkesiyle bağlantılıdır. Satın alınması ise burada devletçilik ilkesiyle alakalıdır. O yüzden burada sadece milliyetçilik ve devletçiliği alırız. Ancak burada cumhuriyetçiliği alamayız. Cevabımız o yüzden 1 ve 2 olmuş olur. Hemen işaretleyelim. Şöyle sorunun tamamında görmüş olun. Bir diğer sorumuza bakalım. İtalya'nın Türkiye'nin 1936 yılında boğazların statüsünün yeniden belirlenmesiyle ilgili talebine karşı çıkmasında amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Bakalım Balkan Antantı'nın kurulmasını önleme, Doğu Akdeniz'de etkinlik kurma, milletler cemiyetinin daha etkin olmasını sağlama. Burada e, Mussolini de, değerli arkadaşlar 1922 yılında e, atılacağınız üzere İtalya'da iktidara geliyor. E, i̇ktidara geldiğinde e, yayılma sahası olarak e, Roma İmparatorluğu'nun eski toprakları olan Akdeniz çevresindeki ülkeleri Burada seçiyor Mussolini. Romalıların Akdeniz için kullandığı Mare Rostrum yani Bizim Deniz deyimini burada siyasal hayata sürerek Akdeniz çevresindeki egemenlik mücadelesine girmiş oluyor Benito Mussolini. Bu noktada Türkiye'nin boğazlarla ilgili istekleri de bu politikasına ters düşüyor İtalyanlar adına. Balkan Antantı hatırlayacağınız üzere 1934 senesinde imzalanıyordu. Bunu alamayız. Ayrıca İtalya yayılmacı politikalarını gerçekleştirebilmesi için Milletler Cemiyeti'ne kendisine bir engel olarak görmüş oluyor. Yani burada daha etkin olmasını sağlamak istemiyor İtalya. Bunu kendisine engel olarak görüyor. Yani Balkan Antantı ve Milletler Cemiyeti'nin daha etkin olmasını sağlamak burada etkili değildir. Ancak Doğu Akdeniz'de etkinlik kurma burada İtalya adına cevabımız değerli arkadaşlarım yalnız 2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. 3 Haziran 1933 tarihinde 20 milyon sermaye ile kurulan genel bankacılık işlemlerinin yanında özel sanayi kuruluşlarındaki devlet hisselerini yöneten yeni sanayi kuruluşları için projeler hazırlayan ya da kredi sağlayan banka aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada tarihler önemlidir. Bunların dilerseniz bütün bankaların tarihlerini yazalım. Çünkü ÖSM kronolojiye bayılıyor. İş Bankası ilk özel bankamızdı. 1924 senesinde kurulmuştu. Sanayi ve Maden Bankası 1925 senesinde kurulacak. Halk Bankası değerli arkadaşlar 1933'te kuruluyor aslında ancak faaliyetine 1938'de geçiyor. Burada kuruluş 1933 33 faaliyet ise Değerli arkadaşlarım 1938'dir Halk Bankası'nın. Sümer Bank ise 1933'te kuruluyor. 33'te Etibank ise 1935 senesinde kuruluyor. Burada soruda bize direkt neyi soruyor? 1933 tarihinde 20 milyon sermaye ile kurulan genel bankacılık işlemlerin yanında özel sanayi kuruluşlarındaki devlet hisselerini yöneten, yeni sanayi kuruluşları için projeler hazırlayan ya da kredi sağlayan bankayı soruyor. Burada bankamız değerli arkadaşlar ne olacak? Sümer Bank olacak. Bu Sümer Bank adı da Mustafa Kemal tarafından verilmiş bir attır. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Bu bankaların tarihlerini bir kağıda yazarak öğrenebiliriz değerli arkadaşlarım. Bu bankaların tarihlerini kesin olarak biliyoruz. Bir diğer sorumuza geçelim. 1929 yılında Amerika'da başlayan dünya ekonomik bunalımı üzerine Türk hükümetinin ithalata kısıtlama getirmesi ve gümrük vergilerini yükseltme kararı alması hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Bakalım. Yerli sanayi kurma, dış ticaret açığını azaltma, yerli malların iç piyasada sürümünü artırma. Soruyu açıklayalım. Değerli arkadaşlar, 1929 tarihinde Amerika'da başlıyor bu ekonomik kriz Türkiye'yi de oldukça olumsuz etkiliyor. Bu durumun olumsuzluklarını gidermek ve dış ticaret açığını azaltmak amacıyla ithal mallara kısıtlama ve gümrük vergisi getiriliyor bu dönemde. Böylece yerli üreticiyi korumak ve yerli malların piyasadaki sürünümünü, sürünümünü artırmak amaçlanmış oluyor. Burada yani yerli sanayi koruma var. Dış ticaret açığını azaltma vardır. Yerli malların iç piyasada sürümünü artırma. Bu noktada söz konusudur. Yani burada bütün hepsini kabul ediyoruz değerli arkadaşlarım. Cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce açılmıştır? Değerli arkadaşlar kronoloji sorusu çok koyuyorum. Çünkü artık ÖSM çok seviyor. Sormayı seviyor. Bunları lütfen rica ediyorum sizden bunları bir kağıda çıkartın. Bütün inkılap tarihindeki kurulan bütün kuruluşların, inkılapların tarihini bir kağıda çıkarın değerli arkadaşlarım. Her gün bakarsanız zaten 3-4 günde, bilemediğiniz bir haftada hepsini öğrenmiş olacaksınız zaten. O yüzden bunun bunların tarihlerini kesin olarak biliyoruz. Şimdi soruda bize ne sormuştu? Daha önce açıldığını soruyor. Bakalım. Şimdi milletler e, milletler nereden çıktı ya? Millet mektepleri 1928 tarihinde kuruluyordu. Halk evleri ne zaman kuruluyordu? 1932'de. Bu arada millet mekteplerinin yayın organı neydi? Halk mecmuasıydı. Mecmuasıydı. Halk evleri neydi? Bu da değerli arkadaşlarım, Ülkü. Ülkü dergisiydi. Katılacağınız üzere bunları da bilelim. Köy eğitim yurtları ise bu 1937 tarihinde kuruluyor. Köy Enstitüleri ise bu 1940'ta kuruluyor. Kimin zamanda? İsmet İnönü zamanda. İsmet İnönü zamanda bu Atatürk zamanda değildir değerli arkadaşlarım. İsmet İnönü zamanda o zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'tu yanlış hatırlamıyorsam. Bu ikisi tarafından kurulan bir kurumdu. Köy enstitüleri kapatılması da Demokrat Parti zamanında olacak. Eğitmen kursları ise bu da 1936 tarihinde olmuş olacak. Burada hangisi daha önceyi sorduğu için burada cevabımız millet mektepleri olmuş olacak. Eğer hangisi daha sonra deseydi, deseydi de köy enstitüleri olmuş olacaktı. Bir diğer sorumuza geçelim isterseniz. Toplanması Eskişehir Kütahya savaşlarının en şiddetli günlerine denk geldiğinden bazı kişilerin ertelemesini istemesi üzerine Mustafa Kemal'in ertelemeyin. Cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir dediği toplantı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu Eskişehir Kütahya Savaşları devam ederken 15-21 Temmuz tarihleri arasında 1921 senesinde Ankara'da Marif Kongresi toplanıyor. Değerli arkadaşlarım kongrede açılış konuşmasını yapıyor Mustafa Kemal. Savaşın bu en çetin dönemlerinde kongreye katılması Mustafa Kemal'in eğitime ne kadar önem verdiğini göstermektedir. O yüzden cevabımız Marif Kongresi olacak Eskişehir Kütahya Savaşları'nda e, sırasında yani devam ederken. Bir diğer sorumuza bakalım. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hem lisansa hem lis ön lisansa çıkmadı değerli arkadaşlarım. 100. yıl olmasına rağmen. Artık ÖSYM öğrencilerin çalıştığını bildiği için mi sormuyor artık bunu tam bilmiyorum ancak 100. yıl sorusu her, her, zaman önemlidir. Ancak bunu sormadı bu sene. Geçen sene 2019'lara sormuştu 1919 olaylarını ancak 1920 olaylarını nedense sormuyor. ÖSYM belki orta öğretimi çıkabilir. Bu noktada dikkatli olmak gerekir. Bakıldığı zaman şimdi kurucu meclis özelliği göstermiş midir? Evet. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu meclistir. İlk açılış toplantısı kim tarafından yapılıyor? Bakın bu önemlidir. Şerif Bey, Sinop milletvekilidir bu. Sinop milletvekili Şerif Bey. Evet bu da doğrudur. Üyeleri arasından 11 bakandan oluşan bir hükümet teşkil edilmiştir. Evet 11 bakandan oluşuyor. Farklı din ve inançlardan milletvekilleri seçilerek temsil edilmiştir. Hayır. Değerli arkadaşlarım burada 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde azınlık mebuslarına yer verilmiyor. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. E seçeneğe bakalım. Kararlar oy çokluğu esasına göre kabul edilmiştir. Bu bilgimiz de doğrudur. Değerli arkadaşlar burada cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Artık kaç, kaçıncı sorumuzdayız bir bakalım. 8. sorumuzdayız. Toplamda yanlış atanamıyorsam 11 soruydu. Aşağıdakilerden hangisi 30 Ekim 1918 ile 1 Kasım 1922 tarihleri arasında İstanbul hükümetinin başında bulunan kişilerden biri değildir. Bu hükümetler önemlidir değerli arkadaşlar. Bakalım Ali Rıza Paşa, Ahmet Tevfik Paşa, Damat Ferit Paşa, Kamil Paşa, Salih Hulusi Paşa. Değerli arkadaşlar burada Kamil Paşa yok. Kamil Paşa hatırlayacağınız üzere Baba Ali baskını ile 1913 senesinde hükümetten düşürülen kişidir Kamil Paşa. Yerine de Mahmut Mahmut Şevket Şevket Paşa geliyordu Kamil Paşa'nın yerine 1913 senesinde. Bize 1918-22 arasını soruyor. Bunlar arasında Ali Rıza var, Ahmet Tevfik Paşa var, Damat Ferit var ve Salih Hulusi Paşa vardır. Ancak Kamil Paşa dediğim gibi 1913 senesinde Babı Ali baskının sonucunda hükümetten düşürülmüştür. Yerine ise Mahmut Şevket Paşa geçmiştir değerli dostlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Kurtuluş Savaşı aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle topyekün savaş niteliği kazanmıştır? Bakın bu kelime önemlidir. Topyekün savaş diyor bize burada. Değerli dostlar Mustafa Kemal Paşa ee, Başkomutanlık yetkisiyle ne yapacaktı? Tekalifi milli emirlerini yayımlayacaktı. Bakın bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkarmıyor bunu. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisiyle kendisi yayımlıyor. Tekalifi milli emirlerini. Bu noktada bunu bilelim. Bunu yayımlıyor derler arkadaşlarım. Ülkenin tüm kaynaklarını savaş orta, ortamına aktarılmasını sağlamış oluyor. Bu noktada. Bu durumu topyekün savaş niteliğinin ortaya çıkmasında etkili oluyor. O yüzden cevabımız burada tekalifi milli yeminlerinin yayınlanması olacak. Değerli dostlarım. Bir diğer sorumuza bakalım. Erzurum Kongresi'nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir karar alınmamıştır? Sorusu sorulmuş. Bakalım. Manda ve himayenin himayenin reddedilmesi. Evet, ilk kez burada reddedilmiştir. Temsil kurulunun kurulması. Evet arkadaşlarım temsil heyeti dediğimiz kurul burada kuruluyor. Eğer kurulması fikri deseydim Amasya genelgesi ancak kurulması Erzurum kongresindedir. Buna dikkat edelim. Tüm yurdu temsil eder hale gelmesi ise bu da Sivas kongresinde olacak. Diğerlerine bakalım. Kuvay Milliye'nin etkin kılınması. Evet. Değerli arkadaşlarım Kuvay Milliye'nin etkin kılınması Erzurum kongresindedir. Mebusal Meclisi'nin açılması. Evet değerli dostlarım bu da Erzurum Kongresi kararları arasında yer almaktadır. Ancak Kars, Ardahan ve Batum'da halk oylaması yapılması Erzurum Kongresi'nde değildir. Bu evliyeyi selase dediğimiz değerli arkadaşlarım. Bu değerli arkadaşlar misak-ı milli kararları içerisinde yer alan bir konudur, karardır. O yüzden burada cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Artık son sorumuza gelelim. Son sorumuz önemlidir. Bakalım yukarıdakilerden hangileri milli mücadeleyi engellemek amacıyla kurulmuştur diyor. Bakalım Kuvayi İnzibatiye, Kuvayi Milliye, Kuvayi Seyyare, Kuvayi Muhammediye. Burada değerli arkadaşlar Kuvayi İnzibatiye yani diğer ismiyle hilafet ordusu. Bunun ismini de bilelim. Hilafet ordusudur. Kuvayi Zibatiye'nin diğer adı. Ve Kuvayi Muhammediye yani Anzavur ordusunun adıdır. Anzavur isyanıdır. Burada İstanbul hükümeti tarafından kuruluyor bunlar. Ve milli mücadeleyi yok etme amaçlarını taşıyorlar. Kuvayi Milliye zaten milli mücadele yanlısı birliklerdir. Kuvayi Seyyare ise Çerkes eteme bağlı birlikler olup Yunan işgallerine karşı başarılı mücadeleler vermiş bir gruptur değerli arkadaşlar. Bu nedenle kuruluyor. Çerkez Etemin daha sonra isyan ettiğine bakmayın. İlk önce Kuvayi Seyyare değerli arkadaşlarım Yunanlara karşı Yunan işgaline karşı başarılı mücadeleler vermiştir. Çerkez birinci 1. İnönü Savaşı'nda düzenli orduya karşı, yani düzenli ordunun kurulmasına karşı kendisi girmek istemiyor. O yüzden isyan ediyor 1. İnönü Savaşı sırasında değerli dostlar. O yüzden burada 1 ve 4'ü alacağız biz. Bunlar milli mücadeleyi engellemek istiyor Kuvayi İnzibatiye ve Kuvayi Muhammediye. Bunların diğer adlarını da bilelim. Anzavur isyanları bunun bir diğer adı kuvayı inzibatiye ise neydi? Bu da hilafet. Hilafet ordusuydu. Bunları unutmayalım sakın. Ve cevabımız 1-4 olacak. Bu sorumuzla birlikte videomuzun sonuna gelelim değerli arkadaşlarım. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Umarım anlattıklarım sınavda karşınıza çıkar. Ön lisansta birçok soru çıktı. Bence ön lisanslar için çektiğim videoları da dinleyin. Hızını artırarak dinleyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Oldukça önemli sorular mevcuttur. Orada da her an karşınıza çıkabilir. Bunlar da dinleyin değerli arkadaşlarım. Allah emeklerinizin karşılığını versin. Hepiniz Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.